Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Mersin'den gerçekleştiriyoruz. Mersin'de bedensel engelliler yüzme şampiyonası vardı. Biz de Engelsiz Spor programı olarak onlara konuk olduk. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz havalar arkadaşta. Bu havanın nedeni ne? Dünya barajını geçti. 4 dakika 56 saniyede geldim. 4 dakika 56 saniyede geldim. Mutluyum. O zaman sen olimpiyatlara falan gidersen bizde hiç konuşmazsın bile artık yani. Mesaj atarım. Tebrik ediyoruz seni. Tarihte bir ilki yaşıyoruz. 11 yaşındaki bir çocuğun dünya barajını aşması. Tabii ki olimpiyatlara yaşından dolayı gidemeyeceğiz belki ama bu bizim için, gerçekten ülkemiz için ve geleceğimiz için çok gururluyum. Yani hiçbir şey diyemiyorum zaten, ağlamaktan konuşamıyorum şu an. Biz sizi tebrik ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Belki dünyada ülkemizi temsil edecek bir sporcu ve mutlaka onu kürsüde göreceğiz. İkinci bir Beytullah Eroğlu yetişiyor diyebilirim. Oğlumla gurur duyuyorum. Berna hocama, bütün herkese çok teşekkür ederim. Yani onların çok büyük emeği var tabii. Biz elimizden gelen yalnızca anne baba olarak onlara destek olmak, onlara yardımcı olmak. Bunun haricindeki tabii diğer şeyleri hocalarımız yapıyor. Şimdi, yani Berkin'in şeyleri, performans. TRT spor ekranlarından seyreden bazı aileler var. Çocuklarını dışarı çıkartmıyorlar. Siz aslında çok güzel bir rol modelsiniz. Evet. Olimpiyatlara, paralimpik oyunlarına katılacak bir çocuğun babasısınız. Evet. Ve oradan şu anda TRT spor ekranlarından bu ailelere, çocuklarını dışarı çıkartmayan ailelere mesaj vermek ister misiniz? Evet. Gerçekten zor bir durum. Gerçi engelli çok zor. Çok zor. Aslında bu kadar da zorlaştıran belki de aileler. Yani ailelerin bu tutumu. Çocuklarını evlerini hapsedip diğer dışarıdan bakan insanların bakışlarından rahatsız oluyorlar. Bunu en iyi anlayan bizizdir herhalde. Bence normal çocukların içine sokmaları, bakışlardan rahatsız olmamaları, evlerini hapsetmemeleri gerekiyor çocuklara. Hiç olmazsa parklara götürsünler. Yani rol model, yalnızca biz burada bir tek biz değiliz yani. Çocuklar da rol model. Yani onlar da bir spora veya başka bir şeye, satrançlı başka bir şeydi. Yani yapabilecekleri her türlü faaliyete katılmaları gerekiyor. Çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra zaten bunlar bir müddet sonra aşılmaya başlanacak. Farklı merdivenleri daha şimdi içeri girmiyorlar. İçeri girmiyorlar. Yani keşke herkes işçi olsa. Yani gerçekten insanların bakışı da çok önemli. Biz artık açını açtık diye düşünüyorum. Acıyarak bakmadık. Biz farklı açıdan bakıyoruz tabii. Onlar da bizim açımızdan bakacaklar bir müddet sonra. Buna eminim. Yani gerçekten uzaylı gibi bakanlar var bu çocuklara. Evden dışarı çıkarsınlar, diğer çocuklarla kaynaşsınlar. Bir müddet sonra zaten o çocuklar da o farkındalığın farkına varıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o çocukla bir olup onunla beraber oynamaya başlıyorlar. Yani korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorlar. Zarar gelmeyeceğini düşünüyorlar ve aynı şeyde oynayabiliyorlar. Aynı ortamda oynayabiliyorlar. Berna Hoca'nın söylediği meşhur anne sizsiniz herhalde. Öyleymişim. Evet. Neler hissediyorsunuz gerçi? Çok mutluyum. Ben bile gururlandım yani çok kardeşim. Çok mutluyum. Yani çekerken elim ayağım titriyordu. Kalbim çıkacak gibiydi. Çok enteresan bir şey bu. Daha önce hiç yaşamadığımız bir şey. Baraja kadar hiç gelmedik çünkü. Birincilikte hedefimiz ama bu sefer iş farklıydı. Oğluma çok güvendim. Çok mutluyum o yüzden ama... Bu Berkin değil, bu hocaları, antrenörleri, Berna Hoca,
kimsenin hakkını yiyemeyiz. Onu yetiştiren onlar. .32 hiç beklemediğim bir sonuç herhalde. Evet. Niye böyle oldu? Heyecandan herhalde, bilmiyorum. Ben gelince hep heyecanlanıyorsun gibi. Evet, biraz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yani yorucu ama iyi gidiyor. Senin hedeflerin olduğunu biliyoruz. 2020'ye hazırlanıyorsun. Evet. Peki sence bunu yapmaman için ne engel? Bilmem. Çalışman lazım değil mi? Evet. Yeteri kadar çalışabiliyor musun? Yeteri kadar imkanın var mı? Yani okul var. Yani çalışabiliyorum. Okula bazen gitmiyorum antrenmanlardan. Ama yani iyi gidiyor antrenmanlar. Biz de seni 2020'de kürsüde görmek istiyoruz. İnşallah. Balkanların ve Orta Doğu'nun en yakışıklı adamıyla birlikteyiz sevgili seyirciler. Nasılsın Cem abi? Bugün güzel bir gün. Her şey iyi. Hazırız biz de. Gördüm, ben seni yukarıdan takip ediyorum. Isınmandan tut, yarışına kadar hepsi bir artistlik, sanki bir film şeridi gibi hepsi. Ya ruhumuzda var abi, ister istemez ne yapalım. Şovu seviyoruz ama çalışmayı da seviyoruz. Hem şov hem çalışma, ikisi bir arada götürmeye çalışıyoruz. Dereceler güzel. Güzel güzel, her şey çok güzel. Zaten 8 kişi arasında şu an birinci geldim ilk yarışımda. Şimdi ikinci yarışıma çıkacağım biraz sonra. Gayet hazırım. Yüzeceğim ve başlayıp bitireceğim, hepsi bu. 2020? 2020'de de inşallah... İlk üçü getireceğim ülkemize. Buradan söz veriyorum. TRT Spor ekranlarına. TRT Spor ekranlarına, spor severlere, paralimpik takipçilerine ve yöneticilerimize söz veriyorum. Spor yöneticilerine, hükümet kanalındaki yöneticilerimize. Ülkemize bu başarıyı getireceğim ve bayrağımızı ben de inşallah göndere çekeceğim. Paralimpik oyunlarından sonraki ilk resmi yarışma nasıl gidiyor? Beklediğimizden fazla katılım var ve derecelerimiz de gayet iyi. İnşallah ülke yolunda da başarıya gideceğiz gibi görünüyor bu yarışmada gördüğüm kadarıyla. Birçok yeni sporcumuz var. İnşallah onlar bu işi devam ettirecekler ve potansiyeli çok yüksek arkadaşlarımız var. Milli takıma seçileceklerine eminim. İnşallah önümüz açık görünüyor. Mutluyuz. Beytullah, şimdi paralimpik oyunlarından sonra, daha doğrusu paralimpik oyunlarından önce bir bocalama devresi geçirdin. Sürelerde bir yükseliş oldu. Şimdi paralimpik oyunlarından sonraki çalışmalar nasıl gidiyor? 2020 ile ilgili hedeflerimiz neler? Paralimpik oyunlarından sonra ne yazık ki birkaç sorunla karşılaştık. Ve atlattık Allah'a bin şükür ki. Şu an antrenörümüz Fatih Kurt. Çok sağ olsun, bize gerçekten büyük faydaları oldu. Ben kendi derecemde 6 saniye düşürdüm. Best time'ımdan, en iyi derecemden 6 saniye daha aşağıda yüzdüm. Ve yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz Fatih Hocam'la. İnşallah önümüzde dünya şampiyonası var, Meksika. Oraya çok daha iyi çalışıp, sadece kelebek ve sırtla değil, birçok branşta katılıp birden fazla madalyaya dönmeyi hedefliyorum. Yüzme nasıl gidiyor? Hedefler neler? Ya yüzme aslında güzel. Yani gayet iyi gidiyor. İşte şimdi bizime alternatif olarak başka şeyler de düşünüyorum bazen. Hani sadece bir şeye odaklanmayalım. İşte vakit oldukça yüzmeye geçiyoruz. Yüzmeden işte bazı işlerimizi hallediyoruz. Yani hiç sıkıntı olmuyor ya. Hatta zevk olarak yaptığımız bir şey olduğu için özellikle yüzmeye öncelik veriyoruz. Para kazanıyor musun bu işten? Bu işten evet, biraz para kazandığımız oluyor ya. Yani çok da olmasa para kazanıyoruz. Yani daha çok parayı nasıl kazanabiliriz? Şampiyon olursun o zaman. Evet, yani evet, büyük uluslararası yarışmalarda ilk üçe girersek iyi bir para geliyor bu işte. O zaman o zaman görüşelim. Bu Hamit'ten ben çok çekiyorum. Siz de evde de aynı mı? Evde de aynı. Evde de ama bu kadar yaramaz mıydı bu? Evde de hareketliyim böyle, kıpır kıpırım ya. Kırıp döküyor mu etrafı? Evet, siz çok şanslı bir annesiniz gerçekten. Evet. Böyle özel bir çocuğa sahip çok özel bir çocuğa sahipsiniz. Ben onun küçüklüğünü biliyorum diye. Bununla gurur duyuyorum gerçekten.
Peki spora başladıktan sonra onun hayatında neler değişti? Her şey değişti. Hayata bağlıydı, daha bağlandı böyle. Çok mutlu bir şekilde hayatını sürdürüp gidiyor. Bazı aileler var, engelli çocuklarını dışarı çıkartmıyorlar. Onların bir şeyle uğraşmasını istemiyorlar. Onlar şu anda sizi buradan TRT Spor ekranlarından seyrediyorlar. Bir anne olarak, bir mutlu bir aile anne olarak onlara lütfen şu TRT ekranlarından mesaj vermek ister misiniz? Yani her zaman çocuklarıyla bence gurur duysunlar. Engel diye bir şey yok. Ne zamandan beri yüzüyorsun? 3 yıldır. 3 yıldır? Evet. Kaçıncı oldun bugün yarışta? 3. oldum. Niye? Öyle oldu bu sefer. Rakipler hile mi yapmış? Öyle bir şey olmuş, öyle dedim. O da onların adaleti artık. Evet. Bilmiyorum. 3 yıldan beri yüzüyorsun değil, evet, mi? Spor senin hayatında neler değiştirdi? Çok şey değiştirdi. Yani nasıl başlasam? Önce ben şunu söylemek istiyorum. Bir şeyi sevmenin, sevmende en büyük etken sana yol gösteren kişidir. Ben Berna Hoca'yla tanışma hikayem. Benim okul projem vardı. İşte görme ve bedensel engellerdi projemde. Projemin içinde böyle bir şeyler araştırıyordum ben. Basketbol yapmak istiyorduk tekerlekli sandalyede. Ama bulamadık. Sonra benim okuldaki hocam işte böyle onun sayesinde Berna Hoca'nın numarasını buldum. Telefonda konuştum Berna Hoca'yla. Evet, telefonda çok sıcak bir ya ses, hayır, sempati. Önce şöyle bir şey. Dedim ki böyle okul projemin hakkında soru sordum. Önce röportaj yapamıyoruz dedi dışarıda. İşte ben dedim hocam ben de bir bedensel engelliyim falan filan deyince direkt bana dedi ki gel. Hayır, direkt gel dedi. Gittim, konuştuk. O zaman Duran Hoca vardı. Hala var. O bambaşka insanlar yani. O gün bana dedi ki, gördü beni, yüzmeyi biliyor musun? Evet dedim ama teknik olarak bilmiyorum. Bana direkt kendi mayosunu verdi, gözlüğünü, bonesini. Havuza gir dedi. Yüzdüğümü gördü. Dedi ki sen artık bizim sporcumuzsun dedi. Bırakmadılar beni. Yani o günden beri Berna Hoca'dan, Duran Hoca'dan çok şey öğrendim. Bana çok şey kattılar. Her zaman yanımda oldular, bana inandılar. Benim ilk yarışım, ya 100 metre yüzeceğim. İlk defa hayatımda. Dedim ki Duran Hoca'ya, yok ben yapamayacağım, çıkacağım sudan dedim. Bana dedi ki gir suya, yap gel hadi, boş konuşma dedi falan, yap böyle. Girdim, ya işte benim kızım falan yaptı. O yarışımda birinci olmuştum İstanbul iller arası. 13 tane birinciliğim var. Peki şöyle bir şey sorayım. Bazı arkadaşların engelli oldukları için evden dışarı çıkmıyorlar. Dışarı, evet, çıkmıyorlar. Evet. Sen onlar için şu anda çok güzel bir rol modelsin. Onların gözlerinin içine bakarak, kameranın içine bakarak bir şeyler söylemek ister misin? Ya ben şöyle bir şey, benim bir tane de otizmli kardeşim var 15 yaşında. Yani ben bunu engel olarak görmüyorum ya. Biz farklıyız. Nasıl ben size benzemiyorum ya da Berna Hoca bana benzemiyor. Göz rengimiz, saç rengimiz, şuyumuz, buyumuz. Yani iki parmağın olsun ne olacak ki? 3 parmak, 5 parmak hiçbir şey fark etmiyor. Eğer senin beynin varsa sen her şeyi bitiriyorsun zaten. En büyük örneğini de zaten evde kardeşimle görüyorum. Yani o konuşamıyor. Otizmli 15 yaşında, çok zor. Bambaşka bir şey. Tek engel bence beyinde bitiyor. Sen bence zaten kalpte bitiyor. Kalbi kötü olan. Düşünebiliyorsan zaten kalbin seni yönlendiriyor diye düşünüyorum. Böyle yani. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum hocalarımı, kulübümü çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Aynen. İnşallah daha nice başarılar getiririz. Hocalarımızı, haklarını, emeklerini boşa çıkarmayız. Anneni ele geçirmiş bu kızlar. Evet. Kıskanıyor musun? Ben kıskanmam. Kıskanmazsın. Sen ne zamandan beri yüzüyorsun bu? Baya oldu ya abi. 5 yıl oldu. Yüzme senin hayatında neleri değiştirdi? Neler değiştirdi? Ayağımı değiştirdi. Bütün
belliğini değiştirdi, her yerini değiştirdi. Hayatını? Hayatımı... Lan kilo verdim işte böyle. Çok komik değil mi? Evet. Seviyor musun sen Batu abini? Evet. Çok mu seviyorsunuz? Evet. Hadi bir sarılın bakayım Batu abinize, bir göreyim bakayım. Allah'ım. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Ferzan. Ferzan, biraz yüksek sesle konuşur musun? Ben yaşlı bir adamım, kulaklarım duymuyor. Adım Ferzan, soyadım Özkan. Nereden geliyorsun? Manisa'dan. Manisa'da güzel imkanlar varmış, doğru mu? Yüzme havuzu açısından. Evet, güzel imkanlar var. Hı-hı. Kaç seneden beri spor yapıyorsun? 4. 4 seneden beri. Peki spor senin hayatını neleri değiştirdi? Daha çok sosyalleştim. Hareketlerim kısıtlıydı. Onlar daha çok arttı. Yeni yeni arkadaşlar tanıdım. Evet, yeni yeni. Baksana şu şundaki şirinliğe ya. Değil mi? Ne tatlılar. Evet, çok tatlılar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sana o zaman. Tamam. Burada bir güzel kız daha varmış. Allah. Bu gözlükler ne kadar çok yakışmış sana ya. Teşekkür ederim. Ne havası var biliyor musunuz bu gözlükleri takınca? Biliyor musun ne havası olduğunu? Doktor, mühendis. Var mı böyle hayalde şeyler? Hayır. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen. Ne öğretmeni? Sosyal olabilir. Sosyal. Sosyal bilgiler. Ne zamandan beri yüzme sporuyla uğraşıyorsun? 2 yıl. 2 yıldır. Bir şey değişti mi hayatında spordan sonra? Değişti. Neler değişti? Kendime daha çok güvenim geldi mesela. Başka? Başka öyle o kadar. Sen nereden geldin? Sen de mi Manisa'dan geldin? Burada gerçekten çok güzel imkanlar mı var? Evet. Peki ilgileniyorlar mı sizle, evinizden alıp havuzlara falan götürme şansları, özel arabalarla var ben mı yok? Ben Turgutlu'dan geliyorum. Annemle beraber geliyoruz. Başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Sen Las kızına benziyorsun, doğru muydur? Yok, hayır. Hakiki Manisalıyım ben. Hakiki Manisalı nasıl oluyor? Doğma büyüme Manisa. Peki Manisa'nın nesi meşhur? Mesir macunu meşhur. Öyle mi? Ha. Ondan sonra. Başka? Başka. Yüzücü güzel kızları da meşhurmuş, doğru mu? Teşekkürler. Kaç yıldan beri yüzüyorsun? 4 yıl oldu. Hı-hı. Ben başlayalım. Sadece yüzme mi yapıyorsun? Evet, şu an sadece yüzme sporuyla ilgileniyorum. Peki yüzme senin hayatında neler değiştirdi? Kendime özgüvenim arttı bir kere. Ondan sonra daha çok çevrem genişledi. Daha sonra işte başka şehirler gördüm. Başka arkadaşlar tanıdım. Aynen öyle. Çok şey değiştirdi aslında. Peki bazı insanlar böyle dört duvar arasında kalmayı tercih ediyorlar. Dışarı çıkmamayı tercih ediyorlar. Onlara burada bir mesajın olacak mı? Eve kapanmamalılar. Asla eve kapanmamalılar yani. Dışarıda onları bir sürü şey bekliyor. Değil mi? Aynen öyle. Yakışıklı, seni bir tanıyalım. Benim adım Baran. Baran. Sen Beytullah'ı tanıyor musun Beytullah? Yüzücü Beytullah var. Ülkemizi paralimpik oyunlarını temsil etti. Tanıyor musun? Onun gibi yüzmek ister misin? Evet. Var mı ideallerin? Var. Neler, ne olmak istiyorsun? Anlat bakalım bize. Şampiyon olmak istiyorum. Madalya kazanmak istiyorum. Kaç yıldan beri yüzüyorsun? Yüzyıllardır yüzüyorum herhalde. Seviyor musun suyu? Evet. Böyle kaç gün antrenman yapıyorsun? 2. 2 gün mü antrenmana gidiyorsun? Dişlerini kim yedi? Bakayım şu dişlerini. Bir aç bakayım şu dişlerini. Ben çikolataydım. Ne oldu o dişlere? Küçükten çikolata severdim. O yüzden çok yedim. O yüzden mi oldu? Dişler düştü. Tamam, tebrik ediyoruz ama seni. Tamam, başarılar diliyoruz. Tamam. Yüzme nasıl gidiyor yüzmecan? İyi. Kaç seneden beri yüzüyorsun? 4. 4. Seviyor musun yüzmeyi? Evet. Abi bu ilk yarışması. İlk yarışması mı? Evet. Madalya aldın mı? Almadı. Alacak mısın? Ben de aldım. Ama bu aldı 2 tane aldı. Kim aldı 2 tane madalya? Aferin sana. Sen de aldın. 2 tane. Kaçıncı oldun? Birazdan yarışmalara gideceğim. 2 tane madalya mı aldın, evet, sen? Evet, bir daha gideceğim. Bir tane arkadaşımız çıkacak. Sonra ben yarışmalara gideceğim. Vallahi tebrik ediyorum o zaman seni. Başarıların devamını diliyorum.
çocuğun hediyesini ver annesi. Al baklavam çocuğuma. Teşekkür ederim. Ay ben. Başardık, başardık. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ama 3 olmadı, 3-0-1 oldu. Niye? Olsun. Bereket versin iyidir. Her türlü. Tatlıyı da kaptım. Aynen. Hak ettim. Değil mi? Yani. Daha yüzmeyecek misin? Var var. O zaman yeme onlar sonra. Yemeyeceğim ya. Aynen. Sonlar bize ne? O kadar da değil. Yani. Ben ha? Benim yarı Trakyalı, yarı Karadenizliyim ben. Lütfen o kadar açık. Aynen geldim. Yani. Hepsinin olmaz. Niye? Tadınlık. Hem kilo yapar. Kilo yapar değil mi? Aynen. Osman hocam tebrik ediyoruz. Evet, teşekkür Osman ediyorum. Hocam. Vallahi annenin söylediğine göre evet. Eser sizinmiş. Eser Osman. Vallahi hocam. Yıllar önce İstanbul'da bir şampiyonamız vardı. Bunların da yüzmeye başladığını duydum. Yani yüzmek istediklerini duydum. Davet ettim oraya. Orada da yüzdürdüm. Ondan sonra antrenmanları hep takip ettim. Yıllardır da ailece de hep görüşürüz. Edirne'ye gitmedim ama sürekli evimdeymiş gibi onunla çalışıyorum zannediyorum. Hocam, ki aile de bana çok güveniyor. Ben de onlara çok güveniyorum. Başarılar diliyorum ha. Peki bu tarz çocukları olup yüzmeye başlatmak isteyen ailelere ne tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle, aslında Türkiye'de sistem çok zayıf. Hatta bunu ben bir yerde teklif ettim. Öyle haberler duyuyoruz ki televizyonlarda. Bir köyde engelli, bir sürü engelli çocuklar var. Bunlar cahil ailelerin yanında yetişiyor ve eğitim almıyorlar. Biz de şu anda ülkemizde diyoruz ki siz büyüyün, büyüdükten sonra size maaş verelim. Değil aslında. Bu çocuklara yeteneklerine göre sosyal işlerde bunları hazırlarsak yarınlarda kendi kazançlarını kendiler, devlete kalmadan kendiler. Çünkü benim milli olmuş sporcularım çoğu doktor olan var, mühendis olan var, öğretmen olanlar var. Bunlar bu sporu yapmasalardı oturup devletten maaş alacaklardı. Ama işte bu şekilde çalışmakla bunları yarın hazırlamamız lazım. Hakemler içerisindeki en sempatik abimizin yanına geldi. Sizi tanıyabilir miyiz? Cihabir Çulhaoğlu. Daha önce hiç engellerle çalıştınız mı? Evet. İlk başladığımdan beri yüzme yarışı engellilerin 2007 yılında Karadeniz oyunlarında başlamıştı Beytullah Eroğlu ile. O dönemden sonra daha da yoğunlaştı. Hakemlikte de 1976 yılından beri hakemlik yapıyorum. Aşağı yukarı Türkiye'nin artık en eski hakemler arasına girmek üzereyiz. Onun için bu güler yüzünüz var yani. O herkesin gülmesi gerekiyor. Zaten bu camiada güler yüzlü olmayan işi yok. Evet. Peki engellilerle çalışmak nasıl bir duygu? Çok özel bir duygu, çok güzel bir duygu. Bazı değerleri çok iyi anlama, kavrama fırsatını yakalıyorsunuz. Herhalde bu tarz yarışmalara koşa koşa geliyorsunuz. Evet tabii, çünkü burada bizim maddi hiçbir şeyimiz yok, çıkarımız yok. Tamamen manevi ve kendi ruhsal şeyimizle dengeleyen bir yapı var bu çalışma içerisinde. Burada çalışan tüm arkadaşlar fedakarca çalışır. Asla gece gündüz çalıştığı zaman yüzleri de asılmaz. Peki buradaki gizli kahramanlardan biraz bahsedelim. Kaç hakemimiz var? Normalde Türkiye'de ilk bedensel engelliler hakemlerinin sayısı parmakla sayılacak kadar 30-36 kişi civarındaydı. Ama bu sayı şimdi yeni yapılacak kurslar, seminerler ile yukarılara doğru çekilecek. Çünkü 36 kişi aynı anda Türkiye'de şu an hem Alanya'da hem Mersin'de yarış var. Alanya'da görme engelliler ikiye bölündük. Yarısında. Evet. Çok sıkışık vaziyette. Aramıza yeni katılan burada örneğin aşağı yukarı 15-20 tane yeni arkadaşımız var şimdi. Onlar da ayrıca yine seminerlerle diğer gelecek arkadaşlarımızla kaynaşarak daha iyi hizmet vermek. Hiç gözlemliyor musunuz böyle yeni katılan arkadaşların bu yarışmalardan sonra tekrar sizin yanınıza gelip bir daha bu tarz bir yarışma olduğu zaman ben gelmek istiyorum dediğini? Ya bunu zaten istemeseler asla getiremezsiniz. Bizim aldığımız hakem ücretleri çok komik bir şeydir. Harcadığımızın da altındadır, onu bilin yani, buraya gelip de harcadığımızın altındadır. Bu sadece sevgiyle gelinen, yapılan bir iş.
abi saç. Yakışıklı olayım da ondan sonra. Sen zaten yakışıklısın abi. Düzelt hadi saçlarını düzelt. Kızlar beğenir şimdi. Beğenir. Madalya kapmışsın kardeş. Evet madalya kapmışsın. Yoldan buldun sen mi aldın? Ben aldım ya. Ben aldım. Sen kazandın. He. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Hiç bekliyor muydun altın madalyayı? Vallahi bekliyordum. Dua da ediyordum. Allah'ın izniyle aldım inşallah. Bundan sonraki hedeflerin arasında neler var? Bundan sonraki hedeflerin arasında ilk önce Türkiye şampiyonasında iyi bir derece alıp Avrupa kamplarından gitmek. Ondan sonra da Avrupa'ya inşallah milli takımımızı bayrağını dalgalandırmak, milli marş okumak. Tebrik ediyoruz seni. Başarılar diliyoruz. Sağ ol Cemal abi. Bu madalyalar kimin teyzeciğim? Ben kendim kazandım. Sen kendin kazandın. Evet. Nasıl kazandın? Yarışlara girdim. Girmeden de verdiler. Bu nasıl oluyor peki? Benimki hemen öncelik tanındı. Cidden yani. Kimin bu madalyaları? Ya kız niye madalyaları veriyorsun annene? Gel buraya. Anneannem benim buraya getirdi. Ben de diyorum ki madalyalar kimin böyle? Anneannem beni buraya kadar getirdi. Sağ olsun emeklerinin karşısında da madalya takmak lazım kendi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kaç madalya var orada? 5. Helal olsun sana. Teşekkürler. Milli takıma da girdin mi? Bir saniyeyle kaybettim. Yapma ya. Evet. Söyleseydin beni teklerdim arkadan ya. Ne bileyim bilemedim. Tamam bir dahakine haber ver ben arkadan tekledim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bana leblebi söz vermiştin, getirdin mi? Valla söz vermiştim de unuttum. Niye abi? Valla bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bir dahaki yarışa getireyim. Tamam mı? Hangisinden? Acılısından mı getireceğim, sadesinden mi? Hangisini istiyorsun? Acılısından olsun. Acılısından getireyim tamam. O zaman. Bir dahaki yarışlara söz. Söz. Tamam, hadi bakalım, kolay gelsin, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ne zaman başladın sen spora? 2 yıl önce başlamıştım. Nasıl başladın? Kim getirdi seni spor yapmaya, yüzmeye? Ailem. Ailem. Burak hocamla da geliştik. Şimdi? İlk turnuvam olacak. Heyecanlıyım, hırslıyım. Peki spora başladıktan sonra senin hayatında neler değişti? Yemekleri daha fazla yemeye başladım. Ondan sonra yani yorulmaya başladım. İlk başlarda kaslarım acıyordu. Yani iyi oldu ama. Hoşuma gitti. Peki ailenin, çevrenin, arkadaşlarının ben spora gidiyorum dediğinde sana yaklaşımı nasıl? Güzel. Onların da hoşuna gidiyor. Merak ediyorlar. Hiç böyle yarışmalarına gelen oldu mu? Oldu. Öğretmenim gelmişti bir kere. Hı-hı. Ama o da çok denemedi de. O güzeldi. O da izledim. Evet bu ilk turnuvan tabii ki. Evet. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Rakiplerim güçlüymüş sanırım. Ama ben geçeceğim diyorum yani. Geçeceğim diyorsun. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sen niye ağlıyorsun? Ha? Ne oldu? Kim kızdırdı seni? Söyle hemen deveyim. Abi yok bir şey. Söyle ya. Söyle. Kim kızdırdı seni? Kimse kızdırmadı. Ya kimse kızdırmadı. Sadece biraz heyecanlıyım. Heyecan bak. Heyecansız hiçbir şey olmaz. Hı hı. Bak ben 20 yıllık spor muhabiriyim. Tamam mı? Ben bile röportaj yaparken heyecanlanıyorum. Heyecanını kaybettiğin anda her şeyini kaybetmişsin demektir. Heyecan var, sorun yok. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Hadi başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Ben Efe. Efe, evet. Sizi seviyorum ben. Seni. Beni seviyorsun.
Ben de seni seviyorum. Bir öpebilir miyim? Oh. Siz nesi oluyorsunuz efendim? Ben annesi oluyorum Ahmet efendim. Evet, Efe de yüzme neleri değiştirdi? Ahmet Efe de yüzme neleri değiştirdi? Birçok şeyi değiştirdi. Neler derseniz Efe yürüdü. Aa. Efe ellerini kullandı. Efe boynunu tuttu. Ahmet Efe yürüyemiyordu. 5,5 yaşında yürüdü Efe. 6 yaşında anne dedi. Su o kadar mübarek bir şey ki anlatamam size. Seni hatırlayacaklar değil mi TRT Spor seyircileri? Evet. Daha önce geçen finale çıkmıştım. Meşhur oldun yani. Evet, o da doğru. Var mı böyle çevrende ha seni televizyonda gördüm diyen var mı? Ne derdi söylüyorlar? Bir anlat bakayım. Diyorlar herkes aa Nisa, aa Nisa diyorlar. Sonra mesela aa bak bu benim yeğenim diyorlar. Herkese gidip tanıtıyorlar. Sonra videolarımı çekiyorlar telefondan. Telefondan diyorlar gidip herkese göster diyorlar. Güzel bir şey mi meşhur olmak? Evet. Çok güzel. İmza falan da istiyorlar mı? Bazen istiyorlar okuldakiler ama ben vermiyorum. İyi, hadi. Nasıl gidiyor? Yüzme nasıl gidiyor? Süper, harika. İnşallah bugün barajı geçeceğim. Barajı geçersem Avrupa'ya gideceğim. Öyle mi? Hı-hı. Güzelmiş. Evet. Ay barajı geçsem var ya o zaman ben Avrupa'ya gideceğim. Şarkı söyleteceğim o zaman sana barajı geçince burada. Tamam. Hangi şarkı söyleyeceksin? Bilmiyorum. Hazırlan o zaman. Tamam. Gelsin bir kameraman abi şu tırnakları bir görelim ilk önce. Aa, çok uğraşıyor musun bunları yapmaya? Efendim? Çok uğraşıyor musun bunları yapmaya? Yok ya zamanımı hiç almıyor. Seviyor musun böyle makyaj yapmayı? Yeni başladım. Pek ilgim yoktu da yeni yapmaya başladım. Böyle bir ergenliğe girdik şey muhabbet. Aynen öyle. Peki yüzmeyle ilgili durum nedir? Yüzmeyle ilgili durum milli sporcuyuz. Almanya'ya gittim. Orada milli sporcu oldum. Kendi rekorumu kırdım. 3.27 yüzdüm kurbağada. Burada da 3 yapmayı düşünüyorum. Evet, bu süslü Özge'nin antrenörü süslü siz misiniz? Antrenörü, evet benim. Siz de süslüsünüz. Evet. Özge çok güzel bir yarıştan çıktı. Çok mutluyuz. Gerçekten derecesini çok fazlasıyla düşürdü. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda daha güzel derecelerle bomba gibi geliyoruz. Şimdi Özge milli sporcumuz. Evet. Siz Edirne'de yaşıyorsunuz. Edirne'de size yeteri kadar imkan sunuluyor mu acaba? Şu anda Sayın İl Müdürümüz Serhat Ocak bize fazlasıyla çok güzel arabalarıyla taşıyorlar. Çok güzel imkanlar sunuyorlar. Onu şurada huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Edirne Belediyesi bu konuda yardımcı oldu. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyoruz. İnşallah 2020'de Özge'mizi kürsüde görürüz. Onlara daha çok teşekkür ederim. İnşallah. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Hocayı ben itekliyorum havuza düşüyor. Tamam mı? Tamam mı? Yapalım mı? Düşeyim ben. Atayım mı havuza hocayı? Atayım mı? Olmaz. Olmaz mı? Çok mu seviyorsun hocanı? Ne zaman başladın yüzmeye? 2 önce. Peki yüzmeyi seviyor musun? Seviyorum. Peki senin hayatında yüzme neleri değiştirdi? Yüzmede madalya kazanmak istiyorum. Madalya kazanmak istiyorsun. Tamam. İnşallah kazanırsın. Amin. Ama bunun için çok çalışman lazım biliyorsun değil mi? Evet. Çalışıyor musun peki? Çalışıyorum. Hocanın sözünü dinliyor musun hep? Evet. İyi, o zaman aferin. Tebrik ediyoruz seni biz de. Başarılar diliyoruz. Tamam mı? Tamam. Evet, biraz da sizi tanıyalım lütfen. Merhaba, ben Şule Dalyan, Manisa bölgesi antrenörüyüm. 12 yıldır engellilerle çalışıyorum. Nasıl bir duygu engellilerle çalışmak? Bence dünyanın en güzel duygusu. Dünyanın en güzel, en özel işi. Onlarla hayatı çok farklı görüyorsunuz ve farklı yaşıyorsunuz ve hayata en mutlu anlarını onlarla yaşıyorsunuz. Ben hep mutlu anlarımı onlarla yaşadım. Gözlerinizin ışıltısı ondan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Aynen öyle. Ben yeni doğum yapmış ayrıca bir anneyim. Fakat hepsi benim çocuklarım olduğu için benim bebeğim de şu anda tribünde çocuklarımı izliyor. Onların içinde büyüyor.
Onlardan ayrı yetiştirmiyorum onu. Çünkü hayatın gerçekleriyle ve hayatın içinden bir birey, düzgün bir birey olarak yetişmesini istiyorum. Çünkü birçok çocuğumuz engellerden uzak yetişiyor ve ne engellerin ne olduğunu, hangi kategorilerde nasıl yaşadıklarını bilmeden yetişiyor. Onlara nasıl davranmamız? Evet, nasıl davranacağını bilmeyip onları çok garipsedikleri oluyor. Ve ben buna çok üzülüyorum aslında. Çünkü biz hep beraber aynı dünyada yaşıyoruz. Ve evet, onların farklılıkları var ama onlar da bizler gibi yüzebiliyor, basketbol oynayabiliyor, konuşabiliyor. Yani bizlerim... Biz bir bütünüz yani. Kesinlikle. Bir sarıl bakayım şöyle hocana, bir öp bakayım, bir göreyim. Hocana, hocana. Bir sarıl, sarıl. Aferin. Hadi başarılar diliyoruz sana. Ne oldu? Yenemem, korkuyorum. Canım mı sıkılıyor? Yenemem diye korkuyorum. Yenersin sen ya. Hepsini geçersin sen. Ne zaman başladın sen yüzmeye? 3 ay oldu. Aa, yakın, daha yeni başlamışsın. Neleri değiştirdi senin hayatında yüzme? Her şey. Mesela? Psikolojimi daha çok fazla arttırdı. Stres daha çok azaldı. Ondan sonra... Yani her şey hayatımı değiştirdi. Spor her yerde iyi. Evet şampiyon, nasıl gidiyor? Uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Evet, en son Rio'da görüşmüştük. Ondan sonra burada kısmet oldu. İşte yarışa geldim. İki yarışım var. 100 kurbağa ve 52 kelebek. Dünya şampiyonası için hazırlanıyorum burada. Yeni kulübümle İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeyim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Peki yani Rio'dan sonra yeni hocalar, yeni sistem, derecelerinde bir gerileme var mı? Şu an derecelerim aynı Rio'yla. Bakalım burada belli olacak. Çalışmalarımız daha tam tempolu başlamadı ama Türkiye şampiyonasından sonra tam gaz devam edeceğiz Meksika'ya kadar. Sevgili seyirciler, bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.